Değerli basın mensupları, bugün tören vasıtasıyla bir araya geldik ama maalesef üzücü bir haberle başlamak istiyorum. Ankara Gücü Kulübü'ne 12 yıllık başkanlık yapmış Sayın Cemal Aydın'ın vefatını yeni öğrendik. Nihayetinde Ankara Gücü'nde çok ciddi emeği olan, hatta bugün basın toplantısı yaptığımız tesislerin yapımında, temel atmasına yapımına kadar emeği geçmiş bir başkan olarak bugün onun yaptığı mekanda bir basın toplantısı düzenliyoruz. Bu bizi fazlasıyla, bu olay daha doğrusu bu haber fazlasıyla üzmüş bulunmaktadır. Ben önce camiamıza, ailesine ve Türk spor camiasına başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin diliyorum. Programı bilmiyoruz. Şu anda daha olay yeni öğrendik. Ama Ankara Gücü camiası olarak emeği geçmiş bir başkan olarak Ankara Gücü üzerine düşen, Ankara Gücü camiası üzerine düşen her şeyi yapacaktır diyoruz. Tekrar rahmetle sizin huzurunuzda anıyorum. Evet, bugün Alagöz Grup, Ankara Gücü Futbol Kulübü'nün sponsorluk töreni için bir aradayız. Ben önce, belki bu tören biraz geç oldu ama yaz dönemi kongreden sonra yeni yönetimle başladığımızdan beri Alagöz Grubu her zaman yanımızda hissettik ve yanımızda gördük. Hem maddi hem manevi olarak kulübümüze çok ciddi destekleri oldu. Bu desteklere de bu süreci devam ettiren arkadaşımız Mustafa Başer'e teşekkür ediyorum. Ciddi bir emek sarf etti ama hepsinden önemlisi, hiçbir hesap kitap yapmadan ne zaman sıkıntılı bir sürece girdiğimizde Alagöz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Can Türk Alagöz'ü her zaman yanımızda hissettik ve gördük. Bu desteklerini hep aldık. Gerçekten bugüne kadar Ankara Gücü Kulübü'nün bu sıkıntılı dönemde, biliyorsunuz bizde olmazsa olmaz transfer yasaklarımız hep oldu. O süreçte bize ciddi destekleri oldu. Daha sonra bu desteklerinin bir kısmını sponsorluk olarak devam ettirdi. Geçen gün Balıkesir maçına da davet etti. Kendisi geldi, sağ olsun. Daha önce Nazilli kupa maçına da geldi. Orada atmosferi görünce hiç biz talep etmeden kendisi ayrıca maddi desteklerini ilettiler. Gerçekten özellikle spor camiasının, özellikle futbol kulüplerinin çok sıkıntılı bir dönemde hem maddi hem de manevi olarak Alagöz Holding'in ve başta Yönetim Kurulu Başkanı Can Türk Alagöz'ün desteklerini bu kulüp, bu camia unutmaması lazım. Gerçekten şunu rahatlıkla söyleyebiliyorum. Hesapsız sıkıntımız neyse o anlamda hesapsız para gönderdi. Bu parasını herkes hesabını kitabını bilir ama bu bir Ankara Gücü bağı, bir dostluk nişanesi olarak biz bunu algılıyoruz. Bu anlamda da Ankara Gücü Kulüp Başkanı olarak, bundan sonra kulüp başkanlığı yapacak, yönetim kurulu üyeliği yapacak gelecek nesillere de burada bir mesajımdır. Bu sıkıntılı dönemde Ankara Gücü'nün sıkıntısını giderilmesiyle ilgili Alagöz Holding'i ve Can Türk Alagöz'ü unutmamalarını özellikle hasreten rica ediyorum. Bu süreçte de o sürecin
diğer bürokratik ve diğer işlemlerle ilgili süreci de Mustafa Başer sağ olsun çok ciddi emekleriyle sarf etti. Biz de Mustafa Başer bizde başkan yardımcısıdır ama aynı zamanda Can Türk Bey Iğdır Spor Kulüp Başkanı'dır. Kendisi Iğdırlı olduğu için bir hemşerilik bağı olarak o kulübü hemşerilerinin beklentisi olarak bir yerlere getirmek için ona ciddi sorumluluklar yüklemiştir. Bu anlamda da ciddi katkılarının olduğunu da biliyorum. Biz de Ankara Gücü olarak, Ankara Gücü yönetimi olarak ve bizzat Mustafa Başer'in öncülüğünde Iğdır Spor'a yapacağı katkılar için elimizden ne geliyorsa buna hazır olduğumuzu kendilerinin huzurunda ifade ediyorum. Nihayetinde özellikle Anadolu'da sporun gelişmesi, özellikle futbolun gelişmesiyle ilgili ciddi ihtiyaç var ve bu biliyorsunuz futbol çok ağır bir, ekonomik olarak yükü ağır olan bir spor. Burada iş adamlarımızın bir sorumluluk bilinciyle böyle bir şeye katkı sağladıkları için kendilerine tekrar teşekkür ediyorum. Biz onu unutmayacağız. İnşallah onun katkılarıyla da Ankara Gücü hak ettiği yere gelecektir diyorum. Ben sözü Can Türk Bey'e bırakıyorum. Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Bu kadar güzel sözden sonra benim ne söylemem gerekiyor bilmiyorum ama öncelikle değerli başkanımız Cemal Aydın Başkan'ın Allah rahmet etsin diyorum. Ben de buraya gelirken öğrendim. Ailesine, büyük camiye başsağlığı diliyorum. Allah sabır versin. Mekanı cennet olsun. Çok emekleri vardı Ankara Gücü Kulübü'nde. Mekanı cennet olsun inşallah. Değerli başkanımız gerçekten çok çok onur edici, çok güzel şeyler, sözler söyledi bizim için. Tabii Ankara Gücü büyük bir camiye. Taraftarıyla, yönetimiyle Türkiye'nin en köklü camialarından bir tanesi. Bizim için de gururdur. Bu camianın bir tarafında durabilmek, görünebilmek bu bir gururdur. Bu gururu da siz bize yaşattınız. Biz de onun için size teşekkür ediyoruz. Toplamında amacımız Türk futboluna, Türk sporuna elimizden geldiğince bir şeyler yapabilmek. Tabi olay sadece maddiyat değil. Bu bir gönül işi aslında. Hani tek başına parayla, pulla olacak şeyler değil her zaman. Gönül işi, emek işi. Ben Ankara Gücü'nü çok seviyorum. Taraftarını bir kere çok seviyorum. Çok güzide bir kulüp. Ve Ankara Gücü'nün her zaman hedeflediği yerde olmasını bekliyoruz. İnşallah bu sene de Süper Lig'e yeniden geri İnşallah. Gideceğiz. Allah bu yolda bizi mahcup etmez, sizi mahcup etmez inşallah. Amin, amin. Bu yolda da bizim elimizden ne gelirse Sayın Başkanım biz de onun sözünü verebiliyoruz. Allah razı olsun. Maddi manevi her zaman kulübün yanındayız. Ayrıca biz Iğdır Spor Başkanıyım ben. Sayın Başkanım bahsetti. Iğdır Spor'un tesisleri yok. Stadı yoktu. İşte antrenman sahaları yoktu. Biz yaklaşık 4-5 aydır şehir şehir gezerken sağ olsun Ankara Gücü Camiası Başkanımız bir süre tesislerini, antrenman sahalarını bize açtılar. Kullanmamıza izin verdiler. Biz de bu iyiliği unutmayız. Yani yeşil sahayı her zaman her yerde bulabilirsin ama o gönül desteğini bulamazsınız. Biz o gönül desteğini gördük. Biz de o konuda size minnettarız Sayın Başkanım. İnşallah bu sponsorlukla birlikte daha farklı, daha güzel şeyler de yapma şansımız olur. Her iki kulüp için. Hatta uygun olursa Iğdır Spor'la Ankara Gücü'nü kardeş kulüp yapalım inşallah, diye inşallah. Düşünüyorum. İnşallah. Ankara Gücü gerçekten bu ülkenin en güçlü kulüplerinden. Yani Ankara Gücü'nün taraftarı bile zaten hani yeterli bir renkleri güzel, camia güzel. İnşallah biz de bu camiayla birlikte biz de ismimize aslında değer katıyoruz. Onu da söyleyeyim başkanım. Biz sadece biz Ankara Gücü'nün aslında ismini kullanıyoruz. Bizim maddi desteklerimizin hiçbir anlamı yok o anlamda. Yani bu desteğin yanında o göz ardı edilebilir bir destektir. Ben çok mutluyum. Böyle bir camianın içinde, böyle bir ailenin içinde
yer almaktan, sizlerle yan yana olmaktan. Teşekkür ediyoruz. Mustafa Başkan'ım sağ olsun Iğdır'a elinden gelen desteği veriyor, koşturuyor. Ankara gücü için öyle. Tan kardeşim öyle, o da gönülden bize destek veriyor sağ olsun. Ben bu camiayı seviyorum. Allah yolunu açık etsin. Allah razı olsun. Allah utandırmasın. İnşallah en güzel yerlerde olur. Olacağına inanıyorum. Ben saygılarımı sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Ben sadece imzaya geçmeden bir şey daha hatırlatayım. Şimdi Can Türk Bey tabii mütevazi bir iş adamımız. Türkiye'nin en zor döneminde, özellikle pandemi sürecinde bütün dünya bu hastalığı tedavisi için harcarken, işte aşı üretme peşinde koşarken, Can Türk Bey vizyonuyla, öngörüsüyle Türkiye'nin sıkıntı yaşamaması için Çin'de üretilen Sinovac aşısının mesilliğini alarak Türkiye'nin bu işte, gerçekten bunu belki burada hissetmiyoruz ama yurt dışına çıktığımızda çok daha iyi hissediyoruz. Geçen aylarda Avrupa'daydım. Gerçekten çok ciddi bir dram yaşanıyor bu pandemi, COVID-19 hastalığından dolayı. Can Türk Bey o vizyonuyla Türkiye'nin büyük sıkıntılar yaşamaması için dünyada ilk aşı yapan ülkeler sıralamasında Türkiye'nin girmesine ciddi katkı sağlamıştır. O anlamda hiçbir hesap kitap yapmadan, sağlık meselesi olduğunda terkiye lojistik olarak bu ürünün en kısa sürede Türkiye'ye gelmesiyle ilgili Çinli ortaklarıyla beraber ciddi çaba sarf etmiştir. Ben de bir spor adam olarak, aynı zamanda bir ülkenin bir bireyi olarak kendisinin o manevi desteğinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Çünkü sağlık meselesi olunca diğer bütün alanlar geri plana itilebilir. Ondan da Türkiye'ye ciddi bir katkı sağlamıştır. Tekrar teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet. Bereketli olmasını diliyorum. İnşallah hem kulübün, Ankara gücünün Süper Lig'e çıkmasında önemli bir katkı sağladıkları için camia olarak şampiyonlukla inşallah bunu taçlandırır sizin desteğinizle. İnşallah. Sözleşmeler yıllık. 2022 yılı sezon sonu. Bu. Tamam. Başkanım, sayfanın birini eksik bıraktınız. Herhalde bu da 3. yıl için mi hazırlamışsınız? Sürpriz miydi bilmiyorum. Sayılar eksik gördüğünüz için sonuçta hatırlıyorum. Tamam. Biz Can Türk Bey'i her zaman kendimize yakın hissediyoruz. Bizim için Ankara gücünün ömür boyu sponsorudur diyoruz inşallah. Yeter ki o, onun firması yaşasın, iyi yerlere gelsin. Bunu kendisi bize hep her zaman hissettirdi. Teşekkür ediyoruz. Bunun anlam içinde... Başkanım. 76 biliyorsunuz Iğdır'ın plakası. Başkanım buradayız. Teşekkür ederim. Tekrar kendisine teşekkür başkanım, ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ediyoruz. Arkadaşların sorusu olacak mı? Hangi mevcut olacaktı?
Hangi mevkide oynayacaktınız? Hangi mevkide oynayacaktınız? Bütün mevkiler olur. Bütün mevkiler olur. Peki. Evet. Şöyle. Teşekkürler. Başkanım, genellikle paylaşılmaz da biz yine sormuş olalım. Yani bu sözleşmenin maddi karşılığı nedir? Şimdi bakın şunu konuşmamın başında çok rakam telaffuz etmek istemedim. Evet. Ama gerçekten her sıkıntılı dönemde ihtiyacımız olan ister sponsorluk olarak isterse borç olarak bu anlamda ciddi destekleri oldular. Şimdi biraz onun gizli bir şey değil ama mahremiyeti açısından rakamı telaffuz etmek istemiyorum ama bugüne kadarı şahıs olarak en fazla katkıyı sağlamış firma tüzel kişilik ve şahsi kişilik olarak Can Türk Bey'e tekrar teşekkür ediyorum. Bugüne kadar kulübe ciddi destek sağlamıştır. Transfer yasamızın kaldırılmasını herhalde transfer yasamın birinci dönemdeki yani. Birinci dönemde transfer yasamın kalkmasına ciddi katkısı olmuştur yani. Yeni dönemde de olacak mı acaba? İnşallah ihtiyaç kalmaz. Yani ihtiyaç kalmaz çünkü hani derler bir genel temenni vardır. Allah hastaneye düşürmesin ama eksikliğini vermesin. Biz transfer yasağı var, yine transfer yasağımız var ama inşallah kendi imkanlarımızla bunu aşmaya çalışırız. Ama bu şu önemli, Can Türk Bey'in Alagöz Holding'in bu sıkıntılı dönemde her zaman desteklerini beyan etmeleri bizim için önemli. Bu bize ciddi güç sağlıyor. Ama bir iş yaparken önce kurumlar kendi çabalarıyla ayaklar üzerinde durmalı. Biz gerçekten bütün çabalarımıza rağmen aşamadığımız bir sorun olduğunda her zaman başvuracağımız kapılardan biridir. Bunu kendisi hissettirdiği için tekrar teşekkür ediyorum. Transfer döneminde Cansu Bey, Ankara Gücü'nden bir tane biraz olacak mı futbolcu olarak? Şöyle, hani iyi futbolcu her zaman her yerde herkes ister zaten de. Ama tabii şurada her zaman için benim nazarımda öncelik Ankara Gücü, Ankara Gücü'nün başarısı. Aynı anda yürüyebilirse çok daha güzel olur. Eğer bu anlamda bir ihtiyaç olursa başkanı rica ederiz. İmkanlar dahilinde olan bir şeyler. O anlamda kapımız açık yani. Mutlu oluruz yani. Bir sorun. Bir beklentimiz yok yani, onu söyleyeyim. Bir beklenti içinde değiliz. Ama bizim de ihtiyacımız olursa biz kapıyı biz de çalarız. Her zaman kapımız açık, o anlamda söyleyeyim. Dırdırstan yani beklentiler tabii biraz önce söylediğim sıkıntılar da genel olarak beklenti Dırdırspor'un bu sene ligi alıp anında götürecek şeklindeydi ama biraz sıkıntılar yaşanıyor. Sebebi ne? Şimdi az önce gösterdim, bizim antrenman sahasında iki tane koyun vardı. Niye vardı? Çünkü tesis yok. Çim biçme makinesi olmadığı için koyunları orada otlatıyoruz ki çimin belli bir seviyeye gelsin diye. Tabii işin esprisi bu. Ama imkansızlıklar yani sadece oyuncu almakla, para harcamakla da bu iş olmuyor. Sonuçta bir altyapı lazım, tesis lazım, şartların uygun olması lazım. Onu da yavaş yavaş açıyoruz, aşıyoruz. Hem kendimiz hem sağ olsun Spor Bakanlığı bu anlamda destek veriyorlar. İnşallah bunları aşarsak daha iyi olacak. Ben bir de şunu söylemek istiyorum. Hep böyle parasal konu diye bakıldı. Bazen birinin gözüne inanılmaz sıcak bakmanız bile o paranın çok çok üstünde bir güçtür. Çünkü o varlığı hissetmek size motivasyon katar. Siz çok daha hızlı ilerlersiniz. Buradaki ilişki, olay sadece kesinlikle para değil. Ben tabii. Faruk Bey'le olduğumda güç hissediyorum. Yani diyorum ki ben bir yerde tökezlediğimde yanımda nasıldım, böyle bir değerli insan var. Bu karşılıklıdır diye düşünüyorum. Bunun parasal değeri bence yoktur. Sana sadece bir araçtır. Onun bu değer çok daha büyük benim için. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.
yaptık.